Kripto Coin Çarşısı'ndan selamlar sevgiler arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar düşüş yaşıyoruz. Güzel bir düşüşümüz var. Düzeltmeden çıktı artık. Düşüşe geçtik arkadaşlar. Bu bir düzeltme değil. Evet, düşüyoruz. Resmen düşüyoruz. Peki neden düşüyoruz? Evet, var mı sebepleri? Var arkadaşlar. Onları konuşacağız. Bu arada yeni gelen arkadaşlara da hoş geldiniz diyor. Kanalımıza destek babında abone olup bildirim zilleri açmanız ise kendinize yatırım tavsiyesidir. Evet arkadaşlar, düşüş, neden düşüş var? İki sebebi olabilir arkadaşlar. Birincisi, dünkü videolarımın birinde yani altın, dolar, gümüş, işte borsa videomda açıklamıştım. Bakınız, onu izlemeyenler lütfen izleyin. Başlarında bir açıklama var, haberler var. Özellikle izleyin demiştim ama yine de bir kısmını burada tekrar edeceğim. Neydi? Evet, birincisi Evergrande olayı. Nedir bu Evergrande? Çin'in borç batağında olan en büyük gayrimenkul şirketlerinden birisidir bu. Şirketin iflas edeceğine dair söylentiler var arkadaşlar, yayılıyor piyasada. Ödemelerinin günü geldiğini ve bu ödemeleri yapamayabileceği söylentileri var. Bu büyük bir şirket arkadaşlar. Bu şirketin iflas etmesi durumunda piyasalarda çok büyük deprem etkisi yaratabilir. Tıpkı 2008 krizinde olduğu gibi, evet, bu çalkantı satışları da beraberinde getirecektir arkadaşlar. İkincisi neydi hocam diyeceksiniz. İkincisi biliyorsunuz 21-22 Eylül'de FED toplantısı var. Burada çıkacak, toplantının ardından açıklanacak, faiz kararı toplantısının ardından açıklanacak açıklamalar piyasada endişe ve tedirgine yol açmış durumda. Sadece kripto, bitcoin, altcoin piyasası değil arkadaşlar, kripto piyasası değil, küresel piyasalar çöküşte. Hatta şöyle açayım, bakınız diğer borsaları açayım, diğer listeyi, komple onlar da kırmızı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi komple kırmızı, komple. Evet, Dow Jones'u, S&P'si, hepsi alayı küresel piyasaların hepsi bir düşüş içerisinde. Evet, piyasamız özellikle böyle arkadaşlar. Peki, Bitcoin. Nerelerde? 44.350 dolarlara kadar geriledi arkadaşlar. 44.350 dolarlara kadar Bitcoin gerilemiş durumda. Daha aşağı iner mi? Arkadaşlar 43.000 doları test edebilir. Orada biliyorsunuz büyük bir neyimiz var. 43.000 dolarda direncimiz var arkadaşlar. Peki dominans? Bitcoin'e tekrar geleceğim. Dominans 1.32'lik bir yükseliş içinde. Öyleyse total marketten para çıkışı var arkadaşlar. %8 oranında, %9 oranında altcoin'lerden çıkış var. Evet. Bitcoin %6'lık düşüyor arkadaşlar. Şu anda %6'lık bir düşüşü var. Aşağıda bakınız, bu bir desteği kırdı. 44.800 desteğini kırdı. Aşağıya doğru gidiyor. Momentum aşağıya. 43.300 desteğine doğru gidiyor arkadaşlar. Satış baskısı devam ediyor. Evet, saatlik grafiğinde. Anlık grafiğinde de zannediyorsam satış vardır. Evet, satış var. Orada da her ne kadar şurada geri döndüğünü görsek de satış baskısının devam ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Peki 4 saatliğine bakacak olursak aynen arkadaşlar, satışlar devam ediyor. Her ne kadar küçük bir alışlar olsa da ağırlıkta satışların olduğunu görüyoruz. Bakınız, osilatörümüze bakalım. Sat, güçlü sat. Haftalık için al dese de aylıkta da güçlü al diyor. Ama anlık için güçlü sat sinyalinin olduğunu bize söylüyor. Gelelim Ethereum'a. Arkadaşlar Ethereum'da an itibariyle bakınız, dediğim gibi sabah 300 dolarları test edebilir. Evet, ediyor. Daha aşağı kırılırsa 2900 dolara kadar iğne atabilir arkadaşlar. Panik yapmıyoruz tabii ki. Dün elinden çıkaranlar nakitte kalabilir. Hocam henüz erken mi giriş yapmak için derseniz, bence karar zatenizindir. Az daha beklemekte fayda var diye düşünüyorum. Ama yok, elinden çıkarmayanlar, orta ve uzun vadeciler zaten bekleyecek, zararına da mal satamaz. Satarsın şimdi, az sonra geri döner, piyasa düzelmeye başlar. Bu sefer de sattığın yerden alamazsın arkadaşlar. Tabii ki yatırım tavsiyesidir. Herkes kendi pozisyonunu kendisi bilecektir diye düşünüyorum. Evet, Ethereum geri çekilirse dediğim noktalara kadar çekilebilir. Cardano'yu merak etti bazı arkadaşlarımız. Cardano arkadaşlar
2 dolara kadar geriliyor şu anda. 2 dolar diyelim. Küsürü saymayalım. Evet, 2.073 ama 2. Şu aşağıdaki 2.020'ye geldiğinde eğer orayı kırar ise da nereye gelebilir biliyor musunuz arkadaşlar? Söylemesini bile istemiyorum. 1.40'a kadar gelebilir. Evet, 1.5 dolara yakın yerlere kadar geri gelebilir arkadaşlar. Bitcoin 43'ü ve altına iner ise. Ama yok, Bitcoin buradan geri dönerse arkadaşlar ne yapar? Onlar da tekrar yoluna devam eder. Peki Solana arkadaşlar, Solana da ne? %10'a yakın bir geri çekilme, tekrar 138 dolarlarda. Al fırsatı verdi mi? Verdi arkadaşlar, çok güzel. Altcoin'ler şu anda bizlere al fırsatı veriyor. Peki al fırsatını nasıl değerlendirebiliriz? Kademeli. Evet, kademeli değerlendirebiliriz arkadaşlar. Ben böyle düşünüyorum. Şu anda 138, daha geri çekilir mi? Çekilebilir arkadaşlar. Bakınız şu anda yalnız ikili dibi var günlükte. Peki saatine dönelim. Saatine bakalım arkadaşlar. Aşağıda gelebilecek 133 dolar desteği mevcut. Evet, buraya kadar geri gelebilir. 133'ten gelmişti, bir döndü biliyoruz değil mi? Bakınız şuradaki yine ne zaman gelmişti? 17 Eylül'de gelmişti arkadaşlar. O noktaya tekrar gelmek üzere. Ki o, bu noktaya da gelirse ikili dip yapar. Tekrar yüksekliği 200 doların üzeri görünüyor. Geri dönerse. Bekleyip göreceğiz. Tabii ki bu alım fırsatını değerlendiren arkadaşlara da bol şanslar diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Satışlar devam ediyor. Yalnız RSI'nin birazcık yukarı döndüğünü görüyoruz Solana için. Evet. Dönebilir arkadaşlar. Buradan da dönebilir. Daha aşağıya 33'lere inmeyebilir. Buradan da geri dönebilir. AVAX. AVAX iyi düştü. %12 düşüşü var. 61 dolara geldi. 61,5 dolara. Evet. AVAX'ta da bir hareket var mı? Yok arkadaşlar. AVAX düşünüyorum da kaç tane destek var? Birinci bu desteği kırmak üzere iğnelemiş. Kırmadan 60 dolar desteğini aşağı kırar ise geleceği 54 dolar desteğidir bakınız. 54-55 dolar. Onu da kırar ise 49 dolara kadar geri çekilme durumu söz konusu Bitcoin 43.000'e gelir ise. Evet. Bitcoin 43.000'e gelir ise onun da 49 dolara kadar gelme potansiyeli var. Tabii ki kötü senaryo, ümit etmiyoruz. Şuralardan geri dönmesini umuyoruz. Yarın belki bu piyasa komple değişecektir arkadaşlar. İnşallah yanılırız. Bizi yanıltır diye düşünüyorum. Shiba güzel yükselişin ardından geri döndü. Bugünlük %4'lük geride. Fiyatı arkadaşlar, Shiba'nın fiyatı 72'lere kadar indi. 82'ydi dün. Evet, çıktı. Yani %10 yükselmişti. Onu geri verdi. Evet. Clear Network arkadaşlar. Clear Network'te 0.088 dolar. 0.12 dolara kadar çıkan Clear Network. Bakınız 0.13 dolara kadar çıkan. Şu anda sıfırları tekrar geri kazandı. 0.090. Daha aşağıya gelir ise arkadaşlar, bakınız orada da 74-75 var. 0.075 desteği var. Buralara kadar inebilir. Atom Karınca %12'ye yakın geri çekilme. 38 dolarlarda tekrar. Ondaki hedefi gelmişti arkadaşlar. Ne dedik? 42 doların üzerine çıkabilir. 44 doların üzerine attı kendini ama işte bu kriz onun başını da yaktı. Hepsinin başını yaktı arkadaşlar. Dönecekler geri. Geri dönecekler. Bekleyip göreceğiz. Arkadaşlar hangisini incelersek inceleyelim. Hangisine bakarsak bakalım. Şimdilik yapabileceğimiz, söyleyebileceğimiz tek şey en son destek direnç noktaları. Evet arkadaşlar. Umarım piyasa geri döner. Umarım beklentilerimize cevap verir. Panik yapmıyoruz. Bugün haberlerde okudum yine. Balinalar çok yüklü miktarda BTC alımına girdi arkadaşlar. Tekrar masadalar. Evet, alışların devam ettiğini. El Salvador Bitcoin topluyor bu fiyatlardan. Bakınız bu fiyatlardan Bitcoin topluyor. O da biliyor yükseleceğini. Evet, hatta bir analizinin yorumunu izledim. %700 Bitcoin'in artış olabileceği söyleniyor. Fakat şu ana kadar bütün Eylül aylarını kontrol ettim. Eylül ayında genelde Bitcoin'de düşüş var arkadaşlar. Genelinde Eylül aylarının. Çoğu Eylül ayında Bitcoin düşmüş. Zaten onun için ben dedim. Ağustos'ta söylemiştim sonunda. Çok fırtınalı geçecek Eylül ayı diye. Evet, yaşıyoruz arkadaşlar fırtınayı. Yükselişte de inişte de çok fırtına geçecek. Hala bitmedi, fırtına dinmedi.
hem yükselişte hem inişte çok fırtına yaşayacağız arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açarsanız bu fırsatları, yeni gelen haberleri, ani gelişmeleri den haberdar olmuş olursunuzdur. Kusura bakmayın, dilim de sürdüştü. Arkadaşlar videoyu uzatmıyorum. Akşama tekrar videoya bakacağım, günün değerlendirilmesinde. Şimdilik gün ortası sizlere haber vermek babında böyle bir video hazırladım. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Panik yapmayın arkadaşlar. Her şey gelir geçer. Her şey düzelecektir inşallah.